Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Az önce Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst için imza töreni düzenlendi. Siyah beyazlı takım Giovanni Van Bronckhorst'a emanet edildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yepyeni bir dönem başladı Beşiktaş. Giovanni Van Bronckhorst'a emanet edildi. Siyah beyazlı takım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yepyeni bir dönem sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ta hayırlı uğurlu olsun. Güncel transfer gelişmeleri var. Bu gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Birinci ligin yeni takımı Iğdır Futbol Kulübü transferde hata geçti. Iğdır Futbol Kulübü geçtiğimiz sezonu Gençler Birliği'nde geçiren, Gençler Birliği'nin bonservisli oyuncusuydu Melih Bostan. Bilindiği üzere Melih Bostan'ın sözleşmesinde Fenerbahçe'ye geri dönebilir maddesi vardı, 2 milyon TL karşılığında. Bunun hatta detaylıca haberini yapmıştık. Öncelikle Fenerbahçe Gençler Birliği'nden Melih Bostan'ın 2 milyon TL'lik satın almada öncelik geri çağırma opsiyonunu kullanacak. Sonrasında Iğdır FK'ya oyuncunun transferi söz konusu. Iğdır FK Melih Bostan için Fenerbahçe'ye teklifini sundu. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Iğdır'ın sağ bek listesinde ise Uğur Kağan Yıldız ve Mahmut Berkan Keskin var. Zaten Mahmut Berkan Keskin geçtiğimiz sezon Iğdır'da kiralıktı. Bandırma Spor'dan gelmişti. Kiralık olarak forma giydi geçtiğimiz sezon Iğdır'da. Oyuncunun satın alma opsiyonu 5 milyon TL. Fakat bana gelen bilgi, öncelikli tercihi Iğdır Futbol Kulübü'nün sevgili dinleyenler Uğur Kağan Yıldız. Uğur Kağan Yıldız'ın bonservisi Göztepe'de, ancak satın alma önceliği Fenerbahçe'de. Bu oyuncunun transferinde de aynı durum söz konusu. Fenerbahçe'ye gidip sonrasında Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olması, böyle bir üçlü saç ayağı var bu transferde sevgili dinleyenler. Osman Ertuğrul Çetin de Iğdır Futbol Kulübü'nün kaleci adayları arasında, bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Şimdi Ankara Gücü'nü konuşacağız. Ankara Gücü'nde bilindiği üzere transfer çalışmaları yaşanmaya devam ediyor. Bir kongre süreci var. Ankara Gücü'nde teknik direktör belli oldu. Teknik direktör sevgili dinleyenler, sıklıkla Kasımpaşa'da çalışan Kemal Özdeş oldu. Kemal Özdeş dönemi başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Hafta sonunda kongre var. Bu kongre öncesinde de Ankara Gücü'nü yakından takip eden bağımsız Ankara Gücü Delegeleri Platformu'nun kurucusu Furkan Gümüşçü hattımızda konuğumuz olacak. Furkan Gümüşçü ile birlikte hem kongre sürecini hem de bu platformu konuşacağız. Furkan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyi günler diliyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür ederim. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Furkan Bey, bağımsız Ankara Gücü Delegeleri Platformu'nu oluşturdunuz. Böyle bir platform kuruldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu platformun amacı nedir? Şu anda platforma üye olan kişi sayısı kaçtır? Detaylıca bilgilendirir misiniz? Elbette, memnuniyet duyarız. Öncelikli olarak belirtmek isterim ki bu platformu arkadaşlarımız bizlerden önce kurmuşlar ve devam eden süreçte bizler de bu platforma katıldık. Bağımsız Ankara Gücü Delegeleri olarak 1910'dan beri 114 yaşında olan bir camianın çok sesli bir camia olması gerektiğine inanıyoruz. Bizler hür ve bağımsız bir şekilde kulübümüzü yönetmeye talibiz. Gelinen nokta itibariyle özellikle
son 5 yıldaki, son 10 yıldaki döneme baktığımızda Ankara Gücü'nde hep gelen başkan adaylarının, başkanların blok listeler halinde kendi eşini, dostunu, Ankara Gücü'yle alakası olmayan insanları kulübe üye ettiğini görmekteyiz. Ve hal böyleyken de kongrelerde, genel kurullarda kendilerine arzu ettikleri gibi ibra ettiklerini, arzu ettikleri gibi seçtirdiklerini görmekteyiz. İlave olarak delege listesine göz attığımızda bu insanların Ankara Gücü'yle bir alakası olmadığını, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi farklı camialara mensup olduklarını görmekteyiz. Elbette ki bu camialar da çok kıymetli camialar. Ama takdir edersiniz ki biz de önemli bir camiayız. Biz 1910'da kurulduk. Ankara Gücü olarak kesinlikle bizlerin ikinci bir takımı yok. Olması bile gündeme getirilemez. Bizler bundan müzdarip olarak kulübümüzü Ankara Güçlülerin yönetmesi gerektiğine inanan insanlarız. Şu anda da bildiğiniz üzere 22-29 Haziran tarihlerinde kulübümüz kongreye gidecek. Olağan bir seçimli genel kurulu olacak. Bu seçimli genel kurulu öncesinde İsmail Mert Fırat şu andaki başkanımız ve Murat Ağcaba beyefendi başkanlığa talip olduklarını açıklamışlardı. Biz de hür ve bağımsız Ankara Güçlüleri olarak ücretini kendileri ödeyen Ankara Güçlüleri olarak yönetime talibiz. Liste çıkaracak gücümüz fazlasıyla var. Biz iddia ediyoruz. Belki bu seçimi kazanamayabiliriz. Ancak en azından adaylardan bir tanesinden çok daha fazla oy alacağız. Belki onlar kadar güçlü bir ekonomik sistemimiz yok. Ancak bilgi, birikim, projemiz itibarıyla futbol kulüplerinin geleceğine ışık tutabilecek seviyede projelerimiz var. İnanıyoruz ki Ankara Gücü için bir kıvılcım yakacağız. Öte yandan şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bizim en büyük arzumuz delegelik sistemlerinin tüm Ankara Gücü camiasına açılması. Yani ne demek bu? Şu anda yönetim kurulu kararıyla tüzük değiştirilmişti. Genel kurul kararıyla tüzük değiştirilmişti ve bu tüzükle yine Ankara Gücü'de olmayan insanların kullanmış olduğu oylarla bir madde eklenmişti. Bu madde neydi? Kulübe üye olabilmeniz için en az iki yönetim kurulu üyesinin referansı gerekmektedir şeklinde. Takdir edersiniz ki bu durumda bağımsızlığa ve tarafsızlığa gölge düşürür nitelikteydi. Bizler bunu ortadan kaldırarak Ankara Gücü'nü tüm Ankara Güçlülere açmayı ve dünyada olduğu üzere Benfica mesela, Benfica'dan bir örnek vermek isterim sizlere. Benfica'da 0-7 yaş grubundaki bir çocuk, hatta bir bebek bile kulüp üyesi olabiliyor ve Benfica evet. Bu noktada çok güzel kampanyalar, propagandalar organize ediyor ve buradan çok ciddi bir gelir elde edebiliyor. Biz Furkan Bey, bir virgül koyalım mı? Tabii ki. 20 saniye aramız var, hatta beklerseniz çok mutlu olurum, sonrasında devam edelim. Tabii ki, memnuniyetle. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Furkan Gümüşçü. Furkan Bey, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Çok sağ olun. Benfica durumunu anlatmıştınız. Benfica'dan örnek vermiştiniz. Evet. Detaylandırabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet. Benfica şu anda dünya kulüpler sıralamasında ilk 20'de yer alan bir kulüp. Aynı zamanda dünyada yaklaşık olarak 300 bin üyesi bulunmakta. Bu anlamda da 4. sırada. Benfica bildiğiniz üzere çok büyük bir futbolcu fabrikası, oyuncu satışları itibarıyla önemli gelirlere sahip, ancak bunun yanı sıra delegelik sisteminden, kulüp üyelik sisteminden de ciddi getirileri olan bir kulüp. Bizlerin bu gibi kulüpleri incelemesi, örnek alması gerektiğine inanıyoruz. Hatta bunların da ötesine geçebileceğimiz neler var? Bu konuda bir endişe ve heyecan duyuyoruz. Umut ediyoruz ki Ankara Gücü için uygun delegelik sistemini bir an evvel kulübümüze kazandıracağız. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Furkan Gümüşçü, kendisiyle Ankara Gücü'nü konuşuyoruz. Furkan Bey, Ankara Gücü'nde birincilikte şu an mücadele edecek. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e veda etti. Sizce nasıl bir yapılanma olmalı? Teknik direktör tercihi belli oldu. Kemal Özdeş hayırlı uğurlu olsun. Ne dersiniz? Buna şöyle bir parantez açmak istiyorum. Öncelikli olarak Kemal Özdeş beyefendi veyahut farklı bir isimle bizim en ufak bir negatif durumumuz yok. Ancak
Bu noktada belirtmek istediğim şey şu, az önce de belirttiğim üzere başkanlar veya başkan adayları kendi listelerini oluşturdukları için kongrede seçileceklerine o kadar eminler ve demokrasiye bir saygı duyulmadan seçim öncesinde teknik direktör açıklanıyor. Bu durum Fenerbahçe'de de yaşanmıştı. Evet. Ama Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Ali Koç Beyefendi'nin adaylıkları vardı. Ali Koç da dedi, ben Jose Mourinho ile çalışmak istiyorum. Aziz Yıldırım da dedi, ben Jose Mourinho ile çalışmak istiyorum. Ve ortak bir paydada buluşarak Jose Mourinho'yu açıkladılar. Ama bizde böyle bir durum olmadı. İlave olarak teknik direktörümüze hayırlı olsun diyorum. İnşallah başarılı olur. Durum bu şekilde açıkçası. Bu noktada biz birazcık üzüldük diyebilirim. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Furkan Bey, sohbetimiz devam ediyor. Furkan Gümüşçü ile birlikteyiz. Furkan Bey, şunu da sormak istiyorum. Yapılanmalarla ilgili bilgi verdiniz. Ankara Gücü'ndeki eski yönetimlerle sizin farkınız nedir peki? Farkınız ne olacak? İlerleyen dönemde, çünkü bana gelen bilgi, bir adaylık süreci de düşünüyorsunuz. Evet, evet. Ben şunu defaatle belirtmek istiyorum. Bizler insan kaynakları noktasının çok etkin bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün baktığınızda futbol kulüpleri çok büyük bir organizasyondur. Spor kulüpleri çok büyük bir organizasyondur. Ve takdir edersiniz ki bu organizasyonların en büyük öz kaynağı insan kaynaklarıdır. Bu insan kaynakları da nedir? En başında, evet, kabul ediyorum, sporculardır, futbolculardır. Fakat bir işin içerisinde çalışmak vardır, bir de işin üzerinde çalışmak vardır. İşin üzerinde çalışan insanlar futbol direktörü olabilir, ama futbol direktöründen de bağımsız olarak bir reklam, pazarlama birimi olabilir. Ankara Gücü'nde şu an için en azından bizim bildiğimiz kadarıyla profesyonel anlamda mesleği bu olan, icra ettiği, yürüttüğü meslek bu olan bir ekip bulunmuyor. Bizler Ankara Gücü'ne kalıcı gelir kazandıracak projeler üreteceğiz. İnsan kaynakları noktasında reklam ve pazarlama profesyonellerini kulübümüze getireceğiz ve devam eden süreçte Ankara Gücü'ne taşıma suyla değirmen döndürmeyeceğiz. Ankara Gücü'ne kendi öz kaynaklarını yaratacağı bir portföy kazandıracağız. Biliyorsunuz Ankara Gücü ikili ilişkilerle önemli sponsorlar buluyor, ama başkan gittiği zaman o yönetici hatır gönül ilişkileriyle yürüten bu işleri, yönetici oradan ayrıldığı zaman ne oluyor? Bu sefer kurumlar arası bağ kopuyor. Bizler bu noktada oldukça önemli projeler geliştirdik. Hatta bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kısa bir süre önce, 3-4 yıl kadar önce yanlış hatırlamıyorsam, devletimiz bir karar aldı ve dedi ki artık belli bir kullanım kotasının üzerinde olan aboneler kendi elektrik dağıtım şirketlerini kendileri seçebilecek. Bizler de Ankara Gücü olarak bir büyük marka olduğumuzu inanıyoruz. Tıpkı Türk futbolundaki diğer büyük markalar gibi. Ankara Gücü olarak elektrik dağıtım şirketi noktasında bir karar alabiliriz. Örnek veriyorum, nasıl yapabiliriz? Ankara Gücü elektrik dağıtım AŞ'e kurulur. Herkes evinde zaten bu elektriği bir temel, belki barınma ihtiyacı olarak kullanıyor. Yani cebinden, insanların cebinden ekstra bir şey çıkmaktır. Zaten ödemekte oldukları elektrik faturaları üzerinden Ankara Gücü'ne bir gelir aktarılabilir. Bunun pazarlamasını da biz çok güzel yapacağımıza inanıyoruz. En basitinden, hiçbir şey bilmiyorsanız aboneliğini Ankara Gücü elektrik dağıtım AŞ'ye taşıyan 10 taraftarımıza VIP kombine, 20 taraftarımıza stadyum gezisi, 30 taraftarımıza antrenman ziyareti, 5 taraftarımıza teknik direktörümüze bir yemek keyfi gibi farklı farklı kampanyalar düzenlenebilir. Ve bu noktada da Ankara'daki, başkentimizdeki sivil toplum örgütleriyle görüşülebilir. Ticaret odalarıyla, sanayi odalarıyla görüşülebilir. Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası'yla iş yerlerinde Ankara Gücü elektrik aboneliği kullanımı noktasında bir anlaşmaya, bir partnerliğe varılabilir. Ve bu sayede Ankara Gücü'ne milyonlarca TL her ay gelir getirebilecek önemli işler yapılabilir. Bu bahsettiğimiz projelerimizden sadece bir tanesi. Belki onlar kadar çok paramız yok, ama çalışır aklımız var. Bizim delegelerimiz arasında uluslararası şirketlerde üst düzey yönetici olan insanlar var.
çok kıymetli insanlar var. Biz bilgi birikim ve aklımızla Ankara Gücü'nü yönetmeye talibiz. Bugün olmasa da yarın inanıyoruz ki Ankara Gücü bu noktada büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayacak. Bizler de bu dönüşüme öncülük etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim Furkan Bey, değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle paylaşalım. Furkan Gümüşçü'ydü. Şimdi ikinci aramıza gideceğiz. İkinci aramızdan sonra hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Şimdi kısa bir ara. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Az önce Furkan Gümüşçü'ydü. Birazdan hattımızda konuklarımız olabilir. Konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Bu süreçte spor dünyasından gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Adam Buksa geçtiğimiz sezon Antalya Spor'da çok önemli bir performans ortaya koydu. Polonyalı golcü Süper Lig'de Trabzonspor'un, Süper Lig takımı Trabzonspor'un gündemine geldi. Kiralık olarak Antalya Spor'da sözleşmesi sona eren, bilindiği üzere Adam Buksa'nın opsiyonunu Akdeniz ekibi kullanmamıştı. Kulübüne geri dönmüştü. Trabzonspor, sevgili dinleyenler, Lens'in 27 yaşındaki golcüsü Adam Buksa'yı gündemine aldı ve resmi transfer teklifi yaptı. Bunu belirtelim. Avcı Adam Buksa'yla, Abdullah Avcı, teknik direktör Abdullah Avcı, Adam Buksa'yla FaceTime üzerinden görüntülü görüştü ve olumlu yanıt aldı. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Kaynak da belirtelim. Haluk Ayyıldız'ın haberi. Görüntülü görüştüğü haberi Abdullah Avcı ile Adam Buksa'nın. Bunu belirtelim. Paolo Nacho kulübüne geri döndü. Zaten Trabzonspor'la kiralık sözleşmesi sona ermişti. Paolo Nacho Southampton'a geri döndü. Golcü arayışları devam ediyor. Trabzonspor takımında, bunu belirtelim. Şimdi belki son bölümde Ahmet Dal, Erzurumspor Başkanı, bizlerle birlikte olabilir. 45'ten sonra, 12.45'ten sonra uygun olursa. Çünkü bilindiği üzere Erzurum'da cuma saati, bundan dolayı bağlantıda problem oluştu. Dinleyenlerimizi de alabiliriz yayına Batıkan. Uygun dinleyenlerimiz varsa, bağlanmak isteyenler bağlanabilirler. 0212 363 0434, 0212 363 0434 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Ajans Spor'dan güncel haberleri değerlendiriyorum. Alanya Spor'da Fatih Tekke'nin geleceği belli oldu. Alanya Spor, dün bizim yapmış olduğumuz özel haberdi bu. Alanya Spor, Fatih Tekke ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Sözleşmeler imzalandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon Fatih Hoca Alanya Spor'la yarım sezon artı bir yıl opsiyonlu şekilde toplamda 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Fatih Tekke ile uzatma yapıldı. Bunu belirtelim. Fatih Tekke'nin sözleşmesinde de özel bir madde var. Her kulüpte olduğu gibi Alanya Spor'da da bu madde var. Bu özel madde. Alanya Spor'la yeniden anlaşma sağlayan Fatih Tekke, sözleşmesine Trabzonspor'dan teklif gelirse ayrılırım maddesini ekletti. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Böyle bir madde mevcut. Hayırlı uğurlu olsun. Alanya Spor'da yeni bir dönem. Şimdi hattımızda konuğumuz, dinleyenlerimiz değil mi? Ahmet Bey değil. Dinleyenlerimizle sohbetimiz devam ediyor. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Salim Bey, Antalya'dan İsmail. Hoş geldiniz İsmail Bey. Fenerbahçe taraftarıyım. Evet. Başkanımız da Ali Koç, hayırlı olsun.
Dün Zeko'ya yapılanlarda birazcık ayıp edildi. Zeko ne kadar da olsa bizim için bir şeyler de savaştı. Bir mücadele verdi bana göre. Evet. Ama dün yapılanlar birazcık çok ayıp oldu Zeko'ya karşı. Bir de transferler hakkında bir gelişme var mı? Onu size rahatsettim. Teşekkür ederim. Antalya'ya selamlar. Gelişmeleri aktaracağım. Ama şöyle bir format var mesela benim programımla ilgili. Benim programım 2 saat olduğu zaman zorunlu olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor konuşuyorum ama 1 saatlik programlarda konuşmuyorum. Ama sizin için hemen açayım. Edin Dzeko Fenerbahçe'de devam ediyor. Yapılanlar ben de yanlış biliyorum. Edin Dzeko'nun yanına bir santrafor transferi yapılacak. Antalya'ya selamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Alanya Spor'da transfer gelişmesi devam ediyor. Az önce Fatih Tekke'nin durumundan bahsetmiştim. Yeniden devam edecek Alanya Spor'da. Fatih Hoca hayırlı uğurlu olsun diyelim. Anthony Vakayeme önemli bir isim. Vakayeme çok çok önemli bir isim. Trabzonspor'da 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşadı. Sonrasında bir Suudi Arabistan yolculuğu oldu. Oyuncu tekrardan Türkiye'ye dönüyor. Bunu belirtelim. El-Fahya'da sözleşmesi sona ermişti. Önemli bir oyuncu. Hatta şunu da söyleyebilirim Vakayeme ile ilgili. Anthony Vakayeme Süper Lig tarihinde belki de Yusuf Şimşek'le birlikte en iyi çalım atan oyunculardan birisiydi. Takımının ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişinde önemli katkı sağlıyordu. Anthony Vakayeme Alanya Spor'la büyük ölçüde anlaştı. Bu bilgiyi de aktaralım. Şu anda serbest statüde Alanya Spor Vakayeme ile ciddi şekilde ilgileniyor. Transfer görüşmelerine başladılar. Bu bilgiyi aktaralım. Telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434 sevgili dinleyenler telefon numaralarımız. Fenerbahçe ve Iğdır FK arası FK'daki gelişmelerden bahsettim Melih Bostan konusunda. Son durum nedir diye sorulmuş. Benim yorumum ben Iğdır FK'nın Melih Bostan'ı transfer edeceğini düşünüyorum. Melih Bostan'la birlikte Osman Ertuğrul Çetin de Iğdır FK'nın yolunu tutacaktır. Bana gelen bilgiler düşünceden de öte bu yönde. Bu bilgileri paylaşalım. Hoş geldiniz. Bir dinleyelim saklımızda. Hoş geldiniz. Salim Bey merhaba. Adana Demirspor taraftarıyım. Osman Aydın. Hoş geldiniz Osman Bey. Salim Bey bizim UEFA'da 9 tane dosyamız oldu. Evet. Bundan dolayı transfer tahtamızın kapalı olduğunu biliyoruz. Yalnız bununla ilgili herhangi bir açıklama olmadı başkan tarafından. Bu arada başkanımız da tekrar başımıza döndü. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Ama biz dosyalar ne durumda? Transfer tahtası ne zaman açılacak? Transfer için bütçemiz var mı? Bunları bilmek istiyoruz. Sizin de bizim kulübe yakın olduğunuzu biliyoruz. Bilgilerinizi rica ederiz. Evet, Adana Demirspor'un ciddi bir dosya sayısı var. 9 olduğu ifade ediliyor. Bu dosyalara mesela örneğin Salim Manav'ın dosyası var. Ödeme yaptığınız takdirde dosya sayısı düşüyor. Transfer tahtası açılıyor. Fakat transfer tahtasının kapalı olmasıyla sportif ceza bazen ayırt edilemiyor. Sportif ceza daha farklı. Sportif ceza haksız fesihlerden kaynaklanıyor. Sportif cezayı aldığınız zaman sadece ve sadece yürütmeyi durdurma kararında bulunabiliyorsunuz. Bunun geri dönüşü olmuyor. Şu anda Adana Demirspor'un transfer tahtası kapalı. Fakat ciddi şekilde bu dosyaların bitirilmesi lazım. Bitirilmezse dosyalar birkaç tane içeride tek taraflı fesih var. Goran Karasic, Feratovic, Birkir Bjarnason. Özellikle de ben Goran Karasic ve Feratovic dosyasını zor bir dosya olarak nitelendiriyorum. Bu ödemelerin yapılması lazım. Transfer tahtasının açılması lazım. İçeride Minat Muhammed'e, Yusuf Sarı'ya, Gravilion'a, Yusuf Barasi'ye ödeme yapıldı. Bu oyunculardan da bir bonservis beklentisi var Adana Demirspor'un. Bunu belirtelim. Telefon attığımızı açtık. 0212 363 0434 sevgili dinleyenler telefon numaramız. Birkaç tane daha dinleyici alabiliriz. Sonrasında yayınımızı noktalarız. Bugün yayınımız saat 13'e kadar sürüyor. 13-14 arasında 6. adam programı olacak. Bunu belirtelim.
Beşiktaş'ta ilk transfer gerçekleşti. Paulista Beşiktaş'la anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Az önce Adam Buksa'nın Trabzonsporlu olan durumundan bahsetmiştim. Deniz Draguş'la ilgili de bir problem olmadığını duydum. Bunu da paylaşmak istiyorum. Deniz Draguş da sevgili dinleyenler, Trabzonspor'un yolunu tutacak. Geçtiğimiz sezon bilindiği üzere Deniz Draguş Gaziantep FK'da kiralıktı. Önemli bir oyuncu. Önemli katkılar oldu Gaziantep FK'ya. Bunu belirtelim. Süper Lig ekibi Antalyaspor transfer listesine Günay Güvenç'i aldı. Akdeniz ekibi Günay Güvenç ile dirsek temasında. Ajans Spor'dan Koray Geçgel'in haberi. Koray Geçgel de Antalya Spor'u yakından takip ediyor. Ajans Spor'da özel haberler üretiyor. Kendisini de tebrik edelim. Günay Güvenç sevgili dinleyenler, Antalya Spor'un listesinde yer alıyor. Bunu belirtelim. Yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Telefon hattımızı açtık. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salim Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz Antalya'da yanıyoruz Salim Bey. Öyle söyleyeyim. Evet, Antalya'da İstanbul'da çok sıcak. Evet, evet. Şimdi ben gençliğimde amatörde top oynadım 3-4 sene. Urfa Viral Şehirspor'da. Ben diyecektim Antalya ama diyecektim. Ben de Adanalıyım. Şive diyecektim. Adana, Urfa, Gaziantep oralara yakın diyecektim. Tam dediniz. Viral Şehir. Tabii doğrudur. Viranşehir, Urfa. Şimdi sizin programları dinliyorum. Gerçekten yani öteki radyoyu da dinliyorum ben. İsmini almak istemiyorum yani. Arada bir sizin farkınız var. Teşekkür ediyorum bu konuda. Bir de şöyle gündemi değerlendirirsek benim şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de futbolun adaleti kalmadı. Yani geçen sene Cesus Hoca'nın dediği gibi futbol sahada oynanmıyor. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Evet. Bunu bütün samimiyetimle belirtiyorum yani. Artık bu işin içerisinde kim var ise belli bir gruplaşmalar var takımlar arasında. Birbirlerine maç vermeler, birbirlerine işte kayırmalar. Ligden düşen takımlar arasında, şampiyonluk arasında. Bunları herkes görüyor da. Evet. Yani herkes üç maymunu oynuyor. Türkiye'de kimse yani görmedim, duymadım, bilmedim. Bu bizim. Bu arada isim neydi? Çok özür dilerim. İsmim Abdurrahim. Abdurrahim Bey. Ben bayramda Adana'ya gidemeyeceğim. Modum inanılmaz düşük. Muhtemelen. Efendim? Bayramda Adana'ya gidemiyorum memleketime. Modum inanılmaz düşük. Bu evet. İfade ettiğiniz sorunları yıllardır herkes ifade ediyor. Son cümleler evet. Alırsam çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Urfa'ya, Antalya'ya selamlar Abdurrahim Bey. Teşekkür ediyorum. Futbola adaletin gelmesini bütün temennimle diliyorum yani. Öyle söyleyeyim. Futbola adalet gelsin. Kim kazanırsa sadece kazanırsın futbolda yani. Değil. Her alana gelsin. Ya, adalet her çok güzeldir. Gelsin, futbolumuzda adalet kalmamış. Salim Bey teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Abdurrahim Bey'e teşekkür ederim. Varsa bir telefon daha alalım. Batıkan 0212 363 0434 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu. Ersun Yanal Ames Spor'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dün Diyarbakır'da Ersun Yanal için imza töreni düzenlendi. Ersun Yanal da çok uzun bir aradan sonra birincilikte çalışıyor. Hemen kontrol ediyorum birincilikte çalıştı mı diye. Çok çok uzun bir ara. Hep Süper Lig'de hatırlıyoruz Ersun Hoca'yı. Kariyerini kontrol ettiğimde Denizli Spor'da görev almış birincilikte. Bir de Atlikler'de Yeni Salihli'de görev almış. Telefon attığımızda konuğumuz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Salim Bey. Merhaba. Merhaba. İsmim Cahit Aydaş. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Teşekkürler Cahit Bey. Az önce bağlanan arkadaşımız yani futbol Jesus sahada oynanmıyor diyor da ben Galatasaray taraftarıyım da şimdi Icardi gol atamasa futbol nerede oynanıyor? Bizde saha yok mu? Ya böyle ucuz şeylere insanlar ilan ki her şeyde hata oluyor. Ya. İngiltere'de adamların golünü istediler. Liverpool muydu? Manchester City miydi? Bir tanesini tam olarak hatırlamıyorum da. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi yani? Ya bu insanlar şimdi Fener Konya'da maç yapıyor. Ceko gol atsa hakem ne diyecek ya? Galatasaray'da yendi şampiyon olsun ya. Böyle bizim futbolumuz
bizim gibi kafalarla ilerlemez insanım. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar. İyi çalışmalar diliyorum. Var mı Batıkan? İstersen Ahmet Dalı deneyebilirsin Batıkan. Bu bölümde dinleyici almayalım, noktalayalım. Çünkü böyle bir kaotik ortam oluştuğu zaman sevmiyorum. Ahmet Dalı tekrardan bir deneyelim. Birkaç dakika. Ahmet Dalı müsaitse deneyelim. Zaten kısa bir bağlantı olacak kendisiyle. Yakup Kırtay'ın durumunu konuşacağız sadece. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtiliyor. Ahmet Dalı uygun olursa bizlerle birlikte olacak. Şu anda kendisi Erzurum'da. Erzurum'da da bilindiği üzere Cuma vakti. Bunu belirtelim. Cuma'dan çıkmışsa Sayın Başkan bizlerle birlikte olacak. Gelen mesajlar var. Bunları da paylaşacağım sizlerle sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Vakayeme, yani transfer oranı nedir Salim abi denilmiş. Bence ben olacağını düşünüyorum bu transferin. Bunu belirtelim. Var mı Batıkan Ahmet Bey'den bir haber? Tamam, tekrardan başka bir gün bağlantı yaparız. Hemen kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum gelen mesajları. Özel maddesi var, evet, Fatih Hoca'nın. Mehmet Bey yazmış. Fatih Hoca'nın özel maddesi var mı? Var. Özel maddesi var. Fakat bu sadece Alanyaspor'a ait bir durum değil. Bu durum her kulüpte gittiği zaman Fatih Tekke, Trabzonspor'dan teklif gelirse ayrılırım maddesini ekletiyor. Bunu belirtelim. Karşıyaka'da, İzmir ekibi Karşıyaka'da yepyeni bir dönem. Karşıyaka teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay oldu. Mustafa Reşit Akçay bilindiği üzere sevgili dinleyenler, uzun yıllar Süper Lig'de görev aldı. Osmanlıspor, Trabzonspor, 1461 Trabzon başarılı olduğu takımlar arasındaydı. Koronavirüs sürecinde Mustafa Reşit Hoca sağlık sıkıntıları yaşadı. Sonrasında sağlara geri tekrardan döndü. Bir Kocaeli Spor dönemi var, hatırlarsınız. Bunu belirtelim. Şimdi bir haber. Mustafa Dinç yazmış. Salim abi iyi yayınlar. Antalya Spor'da transfer tahtası açılacak mı? Haber verirsen sevinirim. Ben transfer tahtasının açılacağını düşünüyorum. Transfer tahtası zaten açılmazsa Alex de Souza ayrılabilir. Çünkü Alex de Souza'nın sözleşmesinde transfer tahtası açılmazsa sözleşmemi tek taraflı feshedebilirim maddesi mevcut. Bugün Cuma. Cuma günleri programımız 13'e kadar devam ediyor. Programımızı bitireceğiz. Sonrasında reklam ve saat başı arası olacak. Burak Alaca bugün yok. Burak Alaca'nın yokluğunda Elif Bolat ve Cengiz Uygur sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. 6. Adam programında. Ben şimdi mikrofonları Elif ve Cengiz'e bırakıyorum. Pazartesi günü saat 12'de görüşmek üzere. Pazar günü de Kurban Bayramı. Şimdiden sizin ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Güzel, mutlu, huzurlu bayramlar olsun. Bayramınız kutlu olsun. Özellikle de Cuma günündeyiz. Şimdi memleketine gidecek olan dinleyenlerimiz var. Trafikte mutlaka ve mutlaka dikkatli olalım. Trafikte olan dinleyenlerimiz dikkatli olsunlar. Şimdiden onlara da hayırlı yolculuklar diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.